Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cuma'nız mübarek olsun. Recep-i Şerif'in son Cuma'sındayız. Recep ayının 29'u, Pazar günü Şaban 1. Artık bir ay sonra Ramazan'daydı inşallah. Efendim, bugünkü dersimizde geçtiğimiz derslerden devam ettiğimiz bir mevzu vardı. 7 aşamada ahiret konulu vaazımızın, sohbet serimizin 6.sını ve sonuncusunu inşallah yapıp bitireceğiz. Araya başka sohbetler girmişti, kutluluğumla alakalı olduğu için. Efendim, bundan önceki 5 dersimizde bu konuyla alakalı şu başlıkları ele almıştık. Yani öldükten sonra ahiret hayatıyla alakalı yeniden dirilmeyle başlayan bir hayat, bazı yeniden diriliş, sonra haşır, Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada toplanma, Allah'a arz edilme, mahkememizle alakalı bilgilendirmeler yapılması, sorgu, herkesin sorguya çekileceği peygamberler dahil ve bugünkü dersimizde yargılama bölümümüz, yani yargılamanın, değerlendirmenin cennet ve cehenneme sevk edilmeden önce bir değerlendirme yapılacak. Ondan sonra 7. bölümde de 7. aşamada da cennete veya cehenneme sevk gerçekleşmiş olacak. Bundan önceki 5. dersimizde, yani bir aydan fazla bir zaman olmuş, 1 Nisan 2016 tarihinde yapmış olduğumuz bu konudaki 5. dersimizde şu ayette kalmıştık. Mü'minun suresi 101, 102, 103, 104. Evet, artık yargılama zamanıdır. Allah-u Teala kullarını yargılayacak. Dünyada yaptığı, ettiği her şeyi Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada insan ne yapacak? Anlatacak. Mahkemede her şey ortaya dökülecek. İşte bu Mü'minun suresinin aslında 99. ayetten itibaren anlatmamız lazım ama bu ayet-i kerimeyi bu çok anlattık. Fakat bugün bunu anlatırsak konuyu bitiremeyiz diye korkuyorum. O yüzden siz 99-100'den itibaren konuya bakarsınız. Ben 101'den itibaren anlatacağım. Mü'minun suresi 23 numaralı suredir. Şöyle diyor 101. ayet. فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ. Bir de bakmışsın ki sura üfürülmüş. Sura üfürüldüğü zaman İsrafil aleyhisselam görevli melek sure üfürdüğü zaman ikinci defa, çünkü birinci defa üfürdüğü zaman her şeyin yok olacağı, helak olacağını biliyoruz. İkinci defa üfürdüğü zaman da yeniden dirilişin gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu ayet-i kerimede yeniden dirilişin ikinci defa üfürülüşü anlatıyor. فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ. Sure üfürülmüştür. فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتَسَالُونَ. Onlar arasında o gün bir nesep bağı, bir akrabalık bağı yok. وَلَا يَتَسَالُونَ. Birbirlerini de sormazlar. Yani yeniden dirildiğimiz zaman mahşerde bizim anamızı, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, çocuğumuzu, akrabamızı falan böyle bir bunları düşünme gibi, arama gibi bir sıkıntımız, derdimiz olmayacak. فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Aralarında akrabalık, nesep yok, olmayacak. Yani kişi anasını babasını aramayacak. Ya dur bakayım annem babam neredeydi, çocuklarım neredeydi diye böyle bir durum olmayacak. Neden?
Neden? Başka ayetlerde biraz sonra gelecek belki. Çünkü herkesin sıkıntısı herkese yetiyor olacak. Diyor ki ayet 102. ayette فَمَنْ سَهُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Mizanı ağır basan. Burada sevap tarafı, mizanın sevap tarafı. Ağır basan kişi, kimin mizanı ağır basmışsa, kimin sevapları fazla olmuşsa فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuldular. Demek ki biz ne yapmamız lazım? Mizanımızın ağır basması için çalışmamız lazım. Mizanımızın, sevaplarımızın çok olması için de dünyadan hazırlıklı gitmek durumundayız. Öldükten sonra sevap kazanamazsın. Öldükten sonra namaz kılamazsın. Öldükten sonra oruç tutamazsın. Öldükten sonra malının zekatını, malının infakını yapamazsın. Hepsini ölmeden önce şimdi ben burada yapmak durumundasın. İşte onlar kurtuluyor. 104. ayette ise 103. ayette ise وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Madalyanın öbür tarafını çeviriyor Allah. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Mizanı hafif gelen, sevapları az olan, hafif olan tartıldın. Hep bomboş bir terazi. Namaz zarfın açıldı boş. Oruç zarfın açıldı boş. Hac zarfın açıldı boş. Veya çok az kırıntı şeklinde. Boş, boş, boş. Neye geldin Allah'ın huzuruna? Hep boş. Ne bekledin? Allah'ım ben şefaate güvendim. Filanca zatın şefaati varmış. Ona güvendim, tembel davrandım. Filanca çok onun takımından olursak bizi cennete götürüyormuş. Çok madem öyle onun takımına geçersek cennet varsa ben niye namaz kılayım, niye oruç tutayım? Niye malımın zekatını vereyim diye düşündüm. Dedikleri de doğru değilmiş. Efendim, yanıltıldık deyip belki pişman olacaksın orada. O zaman yapman gereken onun bunun şefaatine güvenmek değil, Allah'ın yap dediğini yapıp yapma dediğinden uzak durmaktır. İşi garantiye almak, işi sağlama almak lazım aziz kardeşlerim. Peki bunlar ne olacak? فَاُولَٰيكَ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا İşte onlar hüsrana uğrayanlar. Yani kendilerine yazık etmiş kimseler. Kasiru enfusahu. Kendilerine yazık eden kimseler. Yani kendin ettin, kendin buldun olacak. Sen kendin namaz kılmadın. Allah günah yazdırdı meleklerle. Sen sevaplar da günahlar da kendin tarafından yazılıyor. Kendin yazdırıyorsun yani. Fî cehenneme hâlidûn. Fî cehenneme hâlidûn ne demek? Onlar ateşte ebedi kalacaklar. تَلْفَهُ فُجُوهَهُمُ النَّارِ Ateş onların yüzünü yalayacak diyorlar. Sıyıracak. Yalar, yakar. فَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ O ateş vurduğu zaman yüzü eriyecek. Kâlihun demek, sırtarmak demek aslında. Böyle pişmiş kelle var ya Türkçe'de. Ateş yüzüne vurduğu zaman ateş onun suratını amelleri az gelenin, mizanı hafif gelenlerin, sevapları az gelenlerin, sevapları olmayanların ateş yüzünü diyor böyle pişirir, pişmiş kelle gibi olur diyor. Nerede söylüyor? Mu'minun suresinin efendim 104. ayeti kerimesinde. Bir başka ayetle devam edelim. Evet. وَالْبَزْمِ يَوْمَيْدِ الْحَقِّ O gün, o gün tartı haktır, vezin, yani tartı haktır. Yani tartı olacak, ameller tartılacak. Evet, adam diyor ki bizim takıma gelirsen diyor hiç, direkt gittin cennete diyor. Hiç mizan, terazi falan kurulmaz diyor, yani sizi kandırıyor tabii. Onlara inanmayın. El vezmu vel vezmu yevme idnil hak diyor. Tartı olacak o gün diyor, tartı. Mizan kurulacak. Femen febulet mevazinhu فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Aynı biraz önceki ayetteki gibi kimin mizanı sevaplara ağır gelirse هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar kurtuldu. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Mizanı hafif gelen sevapları hafif gelen evet kimin de وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Mizanı hafif gelirse
fe ulaike ellezine hasiru anfusahum, kendilerine yazık eden kimseler. Bima kanu bi ayatina yazlimun, ayetlerinde karşı haksızlık ettiklerinden dolayı. Evet, Allah'ın ayetlerine kayıtsız kalıyor. Adama ayetler okuyorsun, Allah'ın ayetlerine kayıtsız kalırsan, Allah'ın ayetlerini dinlediğin halde, bildiğin halde ayetlere inanmazsan zaten gavur oluyorsun da. İnanıp da kayıtsız kalırsan, aman tamam o Kur'an'da var ama o bu zaman yoktur dersen haşa yine gavurlaşırsın ya. Adam diyor ki Müslüman ya, namaz da kılıyor. Bu zamanda faizsiz ekonomi olur mu diyor. Bu zamanda faizsiz iş olur mu dersen gavur olursun arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de böyle şart yok ki. Faiz haram bitti. Bir sürü ayet var ya. Ha? Bunun Kur'an-ı Kerim bu ayeti işlemci sayarsan, bu öyle olur mu, böyle olur mu? O zaman Allah'ın hiç, Allah bilmiyor muydu 21. yüzyılda? Bu Kur'an-ı Kerim'in 21. yüzyılda kitabı olduğunu bilmiyor muydu Haşim? Biliyordum. Allah'a akıl mı veriyor? Ders mi veriyorsun sen ya? Bu kadar küstah davranabilir misin? Hem günah işliyorum, tamam işledim. Hem de küstahça davranıyorum. Bu zamanda da şu olur mu? Senin keyfine buranın ayetleri değiştirilmez, kusura bakma. Sen yine yap günahını da, şeyini sen verirsin. Hesabını sen vereceksin zaten. Ama küstah olma, ayetlerle alay etme. Evet. Bak, işte onlar diyor, Allah'ın ayetlerine karşı haksızlık ettiklerinden dolayı bu azaba çarptırıldılar. بِمَا كَانُ بِيَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Haksızlık ettiler, zulmettiler. Kur'an'da ahiret süreci anlatılırken az kardeşlerim, insanların yüzlerinden de bahsediyor. Yüz. Aslında yüz derken sadece yüz anlaşılmaz. İnsanın bir cüzünü alıp, bir parçasını alıp, bütününü kastediyor aslında bu ayetlerde. Birkaçına bakalım bunların. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ O gün bir takım yüzler beyaz olacak, ak olacak, bir takım yüzler de kararacak. فَاَمَّا الَّذِينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ Yüzleri kararına gelince اَكَفَانْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ İmanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkarınıza karşılık azabı tadın denecek. Yüzleri kararanlar. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Allah'ın ayetlerine böyle uyarsız olanlara Allah فَذُوقُ تَادِنْ diyor. Tadın. اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkarınızdan dolayı Allah'ın azabını tadın. Allah-u Teala tatmak tabirini kullanıyor, görüyor musunuz? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri beyaz olana gelince فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinde, güvencesindedir bunlar. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ diyor. Ne de söylüyor bakalım? Âl-i İmran Suresi 106-107. Ayetlerini söylüyor. Bâşiye Suresi'nin 2-3-4-5-6-7. Ayetlerinde ise وُجُوهُنْ يَوْمَيْدِنْ خَاشِرًا O gün bir takım yüzler zelildir. Zelil, korku, panik içindedirler. Bir takım yüzler panik içindedirler, korku içindedirler. Zelildirler. Amiletun nasir. Durmadan çalışmışlar. Fakat boşuna. Dünyada çalışmışlar ama boşuna çalışmışlar. 24 saat çalışıyorsun. 24 saati belki 20 saatine çalışıyorsun. Ama Allah için bir gün çalışmıyor. Bir saati yok. 24 saat geçmiş, bir alnın sevdiğe inmemiş. 24 saat geçmiş, elinden bir hayır, bir hasenat gelmemiş. Yani Allah'ın 5 defa çağrısı olmuş. Hiçbirine cevap vermemişsin. Diyor ki tasın, amiletun nasire. Çalışmış ama boşuna çalışmış. Ya. Demek ki çalışmak. Çalışmak da ibadet diyor ya. Doğru da. Çalışmak yüzünden sana farz ibadetleri terk etme yetkisini kim verdi? Niye cuma kılmıyorsun? E hocam çalışmak da ibadet. Allah Allah. Yok ya. Küstah herif. Çalışmayı ibadet tamam mı? Helalleri yaparsın, haramları yaparsın, farzları yerine getirirsin.
Tembel davranmayacaksın, elbette çalışacaksın. Sen Cuma'yı kılma, vakit namazını kılma, çalışmakta ibadetmiş. Yok, bunlar şeytanın ayetleridir. Bunlar şeytanın size vahyettiği şeylerdir, fısıldadığı şeylerdir. Kesbâna'nın hamiye. Bu kişi kızgın ateşe girecektir. Kızgın ateşe. Tüskâ min aynin âniye. Ne yapacakmış? Kaynar sudan içirilecekmiş. Tüskâ min aynin âniye. Kaynar sudan, pınardan içirilecek cehennemde. لَيْسَ لَهُمْ دَعَامٌ اِلَّا مِنْ دَارِيْهِ. Buna ne varmış? Bir darih var. Diken cehennemi yiyeceği neymiş? Kaynar su, bir de darih. Kuru kuru diken. Diken yiyeceksin, bata bata boğazlarına. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُمْنِي مِنْ جُوْ. Bu yemek ise, bu yediği yemek, ne onu besler ne açlığını giderir yani. Yani bütün belaları bulacaksın. Ve ucumu yevmedin ne aile. Bir takım yüzler de var ki nimet içinde böyle. Gülüyorlar. Parlıyor yüzleri nimet içinde. Lisaniha radiya. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlar. Dünyadaki Allah için yaptıklarından dolayı hoşnut bir şekilde, razı bir şekilde dünyadaki gayretlerinin karşılığını almış mutlu bir şekilde cennette dolaşıyorlar. Fi cennetin âliye, cennetin yüce makamlarında. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَ. Orada boş söz duymazlar. وُجُوهُ يَوْمَيْدِنْ نَادِرَ. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parıldar. اِلَى رَبِّيَا نَادِرَ. Rablerine bakacaklardır. Demek ki Rablerine bakacaklardır demek, cennet ehli Rablerini görecek. Allah'ın mahiyetini bilemiyoruz. Dünya kafasıyla, dünya aklıyla anlayamayız. Alemlerimiz bu ayetlere bakarak diyorlar ki cennette cennet ehli Allah'ı bir şekilde görecek diyor. Ve vücud dünyada görecek mi peki? Görmemiz lazım. Dünyada Allah görülür mü? Geçen hafta giderse hatırlayın. Görülür mü? Görülür mü görmez mi? Hocam sen söyle. Görülür mü görmez mi dünyada Allah? Sesli söyle. Görülmez. Gören var mı? Gördüğünü iddia eden var. Mecnun, deli, manyak. Ama hocam. Allah'ı gördüm diyor. Nasıl gördün? Aynen filanca zata benzeyecek diyor. Hocasına benzeyecek. Bir sürü de dinleyen var ya. Bir kişi Allah'ın kulu çıkıp da manyak mısın, deli misin demiyor ya. Allah dünyada görülmez. Biz böyle yaratıldık. O gözümüz, o yakamız Allah'ı görecek şekilde dizayn edilmemiş. Şu duvarın arasını göremiyorsun ya. Kafanın arasını göremiyorsun. Sapıklıdır. Hep rüyayla. İşi gücü rüya. Rüyamda peygamberi gördüm. Allah'ı gördüm. O uçuyor. Adam uçuyor, uçuyor. Her akşam peygamberler görüşüyor falan. Neler var? Ne sapıklıklar var? Bir görseniz var. Neresi dikkat var? Ama cennette yeni bir formatta yaratılacağımız için bilmiyorum mahiyetini. İnşallah Rabbimiz bir şekilde görürüz. Evet. Ve vücuhun yevmeydin be'sına. Yüzler var ki bugün buruşacak. Kadın ve yufale bir fâbira. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını hissedecekler. Evet. Yüzler buruşacak. Moral bozulacak. Biraz sonra başına gelecekler dolayı diyor. Bak ne diyor? Tazun ve yufale bir fâbira. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğrayacaklarını hissedecekler. Eyvah! Bir şey olacak ama dur bakalım diyecekler. Moral bozulacak. Gelecek felaketi hissedecekler bir takım insanlar öbür tarafta. Evet. Aslında onun habercisi ölmeden önce dünyada zaten geliyor. Evet. Sözün başında anlattığımız kişi anasından babasından fele ensa babayınım dedi ya, aralarında bir nesep kalmayacak. Kişi mahşerde tekrar dirildiği zaman nesep kalmayacak. Yani nesep kalmayacak değil mi? Kimse kimseyi anasını babasını sormayacak. İşte Abese suresi 34 ve devam eden ayetler. Yeme yefirul merru. O gün kişi kaçacak. Ferra yefirru, firar etmek demek. Türkçe'de kullanıyoruz. Firar edecek, kaçacak. Min ahihi, kardeşinden. Ve ummihi, anasından. Ve ebihi, babasından. Ve sahibeti, eşinden. Ve benihi, çocuğundan. En yakınından kaçar diyor Allah. Niçin kaçıyormuş? لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْوَيْدِنْ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Çünkü onun o gün
meşgul olacağı bir iş var, iş. لِكُلِّمْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدِ شَمْنُمْ Yuhni, meşgul olacağı iş. Ne iş olabilir? Ne iş olabilir? Meşgul olacak iş. Korku. Korku. Dolar, euro, fındık, borsa. Var mı böyle onlarla ilgili? Adam yatıyor kalkıyor borsa diyor. Dolar şöyle oldu, bana ne? Euro şöyle oldu. Efendim fındık fiyatları böyle fıstık. Tamam dünya için de lazım ama kafayı da bozma yani. Kafayı onlarla bozma, azıcık da ahireti düşün ya. Öleceksin ya, herkes ölecek. Hiç öleceğiz, ölümün ne için? Ölümle alakalı bir planımız olsun dedik değil mi geçen derste? 100 sene sonrasını planı yapan var mıydı? Camide yoktu. 10 sene, 20 sene plan yapıyoruz. Emeklilik sonrası. Ama 100 sene sonra planımız yok. Neredeyiz 100 sene sonra? Topraktayız. Evet. Vücuhun yevmeydin müsfira. Cahit. 38. Bazı yüzler var, o gün ışıl ışıl. Müsfira. Parlamış mı? Nur gibi, nur var ya. Dahiyetun müstemşiratun. Böyle gülen, şen şakrak. Dahiyet gülen demek. Müstemşir de böyle şen. Müjdeli bir yüz yani. Şen şakrak. Düşünsenize. Yani çok mutlu bir insanın yüzünü düşünün. Çok mutlu. Evet, çok mutlu. Yani, tarif imkansı bir mutluluk. O insanın yüzü gibi. Ve vücuhun bir takım yüzler de var ki yevmeydin aleyha kabaratun. Toz toprak içinde. Depremden çıkmış gibi. Toz toprak içinde. Terehebuha kataratun. Kataran o tabi. Karardıkça kararacak. Üleykenu mülkeberatun fecela. İşte onlar efendim kafirlerdir, nankörlerdir, facirlerdir, yoldan çıkmış sapıtmış insanlardır diyor Abese suresinde. Evet, 6. aşamayı da bitirdik. Son aşamaya geldik. Artık nere var? Cennet ve cehennem. Hesap kitap yapıldı. Cennete ve cehenneme artık defter dürüldü, hesap kitap yapıldı. Efendim alacak verecek işler bitti. Hüküm geldi, hüküm zamanı geldi. Mahkeme bitti yani. Hüküm verilecek. Artık hüküm de belli yani. Kimin nereye gideceği belli. Ne kadar ceza aldığı belli. Nereye gidecek? Evet. Ya cennete gidecek ya da cehenneme gidecek. Peki bunun kararını kim verecek? Kim? Allah diyeceksiniz ama Allah zaten verecek de. Biz dünyadayken kendimiz karar vereceğiz. Hani cennetin köşkünü de kendimiz götüreceğiz. Yani yapacağız bu dünyada. Cehennemin odununu da yine kendimiz götüreceğiz ya. Cehennemin odununu nasıl götürürsün? Misal. Biraz önce Türkçü kardeş anlatıyor. Hocam diyor, arabanın sırtından iki küçük tüpü aşırdılar bugün diyor. Aha sana cehenneme odun işte. Bak cehennemi kazandı. Allah yokmuş gibi yaşıyorlar ya. Adam Allah yokmuş gibi hırsızlık yapıyor. Çalıyor ya. Helal haram diye bir derdi yok. Öldükten sonra diye bir derdi yok. Mezar diye bir derdi yok. Hesap, kitap, mizan diye bir derdi yok. Çalıyor. Dolandırıcıları da öyle. Her gün duyuyoruz ya. Her gün. Dolandırıyor. Allah korkusu yok ki. Ölümden sonrasına iman ettiğine inanmıyorum ben bu adamlara ya. Bir insan ölümden sonrasına iman etmiyorsa ebedi bunları yapamaz. Mümkün mü? İnanıyorum demesin boşu boşuna ya. Evet. Demek ki bu hırsızlığı yapan adam ismi Ahmet Mehmet'tir belki değil mi? Belki bizimle namaz da kılacaktır bilmiyoruz. Eğer öyleyse daha felaket ya. Evet. Bakalım cehenneme sevk nasıl oluyormuş? Zümer suresinde ikisi de anlatılıyor. وَاسْقِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا جَهَنَّمَ زُمَارًا İnkarcılar grup grup fevç fevç cehenneme sevk edilirler. Gruplar halinde. حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا Cehennem kapısına geldikleri zaman فُدِعَ الْاَنْوَابَا Cehennem kapıları açılır. وَقَالَ لَهُمْ حَسَنَتُهَا Cehennem bekçileri, melekler onlara derler ki cehennem zebaniler deriz ya bekçiler. Görevli melekler. أَلَمْ يَتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ Size peygamber gelmedi mi? Manyak mısınız size? Size peygamber gelmedi mi?
derler, diyecekler yani. Size peygamber gelmedi mi? Peygamber neye yarıyor peygamberler? İnsanlara Allah'tan aldığı vahiy, mesajı ulaştırıyor. İnsanlara hidayet yolunu gösteriyor. Değil mi? Peygamber geldi, gelmedi mi? Geldi. Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Son nebi, son rehber. Bize Kur'an vahiyini getirdi. Bize 23 senelik bir hayatı getirdi. İslam'ın nasıl yaşanacağını gösterdi. Bu soruyu sordukları zaman cehenneme giden kişiye ne diyeceğiz biz? Bakalım ne diyecekmişiz? يَتْلُوا عَلَيْكُمَا اَيَاتِ رَبِّكُمْ Rabbinizin ayetini okuyan, size anlatan bir peygamber gelmedi mi? وَيُذِيبُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Sizin bugünle karşılaşacağınızı size anlatmadı mı? Cehenneme tam gelmiş kapısına açılıyor. Cehennem melekler diyor ki, size peygamber gelmedi mi? Bu peygamber size Allah'ın ayetlerini anlatmadı mı? Bu peygamber bugünle karşılaşacağınızı anlatmadı mı? Diye onları azarlayacak, galiba diyecekler ki, bela, evet açıklandı, böyle bir şey duyduk. Velakin, fakat hakkat kelimetul adâ alel kafirin, kafirler üzerine, nankörler üzerine, inkarcılar üzerine azap kelimesi, azap hak oldu. Biz bunu hak ettik, biz bunlar geldi ama kulak ardı ettik, salladık. Ölümden sonra inanmadık, peygamberleri inkar ettik, peygamberi getirdiğini inkar ettik, Kur'an'ı inkar ettik. İnkar etmek, hafife almak, alay etmek, duyarsız olmak. O da kötü bir şey. Müslüman ama kitaba duyarsız, Kur'an'a duyarsız. Kur'an yokmuş gibi davranıyor. O ayet hiç hayatında yokmuş gibi davranıyor. Yani Kur'an, kutsal kitabımız, öpümüz başımıza koyuyoruz, saygı gösteriyoruz. Fakat hayatımızda yok. Bazen sosyal medyada resim paylaşıyorlar. Bir adam Kur'an musafı ayağının altına alıp çiğnemiş gösteriyor. Onu paylaşıyor işte şöyle hiç paylaşmıyor. Niye? Resmi gerçek olduğunu fark etsin bile. O adam musafı çiğniyor. Musaf dediğimiz Kur'an'ın sayfalara yazılmış hali. Ömrü 5 vakit namaz kılıyor belki ama Kur'an'ın hükümlerini ayağının altına alıyor. O daha kötü. Kur'an'ın hükümlerini çiğniyor yani. Çadır çadır faiz alıp diyor misal. Değil mi? Allah'a harp ilan ediyor. Allah harp ayet-i kerimede. Kur'an'da ikinci bir yer yok. İkinci bir yer yok. Açık tarayın Kur'an'ı. Allah'a harp ilan etmiştir diyor. Faiz yerine. Dolayısıyla bu misal bir örnek yani. O da Kur'an'ın hükümlerini ayağın altına almak. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i şuraya atsam, üzerinden geçseniz veya geçsem, beni burada ne yaparsınız? Şuradan sağ çıkmam, beni linç edersiniz. Veya bir kardeşiniz bunu yapsa, linç edersiniz değil mi? Oo ne saygısızlık. Elbette saygısızlık, doğru. Lakin bir Kur'an'ın bir hükmünü ayak altına almak, çiğnemek, duyarsız almak, onun kadar, en az onun kadar büyük bir günah değil mi? Evet, aynen öyle. قِيلَ اُخُلُوا Bu sefer denecek ki bu cehenneme gelenlere اُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ي لَهِيَا Cehennemin kapılarına girin artık orada ebedisiniz. فَبِئِسْمَ مَسْفَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Büyük büyük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Siz nankörlük yaptınız, büyüklük tasladınız. Bu para bendeyken, bu mal, mevki, makam bendeyken karada, denizde, havada bana ölüm yok dediniz. Ha işte başladı bu yer diyecek. Evet. وَسِقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Madalya'nın öbür tarafında ise Rablerine karşı gelmekten sakınan takvalı kişiler de gruplar halinde cennete sevk edilirler. Cennete sevk edilirler. حَتَّى اِذَا جَاءُوا حَافِتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin kapısına geldiği zaman cennetin kapıları açılır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُ وَرَعَ Cennetin görevli melekler onlara der ki Selamun Aleyküm Selam eder. Selam bak şu Kadir Gecesi Kadir Gecesi ne anlattı? Selam diyor bak selam. Selam ver. Melekler selam ver. Selamun Aleyküm diyor bak. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam Allah'ın ismidir aynı zamanda biliyor musunuz? Esselam 99 isminden birisidir. Ya inşallah bu konuyla alakalı müstakil bir vaazımız olur. Tebutum
فَدْهُلُوَا خَالِدُونَ Halidin. Tertemiz oldunuz. Evet, artık cennete girdiniz, cenneti kazandınız. Hoş geldin, sefa geldin. Burada ebedi kalan. فَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ diye devam ediyor. Zaman daraldığı için mealini anlatayım. Evet. Bunlar bu sefer derler ki cennet ehli, hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsus. Cennete, Allah onları cennete nasip eyledi. Cennete hak ettiler, cennete girdiler. Cennette bile hamd ediyorlar, görüyor musunuz? Allah'a hamd ediyorlar, evet. Cehennem bu sefer öfkeleniyor, değerli kardeşlerim. Cehennemin öfkesine bakınız. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini ve umurultusunu işitirler. Mealini okudum, metnini görüyorsun o zamanlar aldığı için. Evet, elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıktan yok oluvermek isterler diyor Furkan Suresi 12 ve 13. ayette. Şura Suresi, Şuara Suresi 87, 88, 91. ayetlere kadar da yine bu husus anlatılıyor. Bunları ayrı ayrı okumayayım zaman daraldığı için. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimleri toplayın. وَاَزْوَاجَهُمْ Yoldaşlarını, zalimleri ve yoldaşlarını toplayın. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ Allah'tan başka tapmış olduklarını toplayın. Zalim zulmeden demek. Allah'tan başkasına tapan da zalimdir. İnne şirke le zulmün azim diyordu Kur'an-ı Kerim'de, hatırlayın Lokman suresinde. Dolayısıyla şirk, Allah'tan başkasından isteyen, Allah'a ait bir sıfatı bir başkasına veren, yaratır, öldürür, diriltir, kaybı bilir diye Allah'a ait bir sıfatı başkasına veren de zalim oluyor bu ayet-i kerimeye göre. Şirk işlemiş oluyor. İşte diyor ki, zalimlerin onların aynı yolda yoldaşlarını Allah'tan başka taptıklarını da toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. فَهْدُوهُمْ اِلَى اَصْرَاتِمْ جَعِيمٍ Cehennemin yolunu gösterin. وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ diyor. Onları tutuklayın. وَقِفُوهُمْ tutuklayın. Onları sorguya çekecekler diyor. Ayet-i Kerime'de. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ O gün cehenneme deriz ki هَلِمْ تَلَقْتِ Doldun mu? Cehennemin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Cehennem der ki, daha var mı? Gönder, gönder. Dişimin kokunu doldurmadı diyor cehennem ya. Evet. Devam edelim. Tabii ki değerli kardeşlerim, cehenneme atılan insan, bir kısım insan cehennemde birbirini suçlayacak. Senin yüzünden düştük buraya. Hani hapishanede şöyle kafadarlar oluyor ya. Aynı suç işliyorlar, beraber işliyorlar. Senin yüzünden düştük, sen böyle yapmasaydın, böyle olmazdı falan filan. Bunları anlatıyor A'raf suresi 38. ayette. Ben sana okuduğu için bunları uzun uzun anlatmıyorum. A'raf suresi 38. ayete bakabilirsiniz. Evet. Cehennemlikler azabın hafifletilmesini istedikler. Azap öyle yapacak ki hafifletilmesini isteyecekler. Tabii ki bu kabul olmayacak. Bununla alakalı ayet numaraları verdik. Cehennemlikler birbirleri hakkında azap artırımı isteyecekler. Öyle bir sahne var ki Allah'a diyecekler ki ya Rabbi şunun azabını artır diyecekler. Bunu beni sakıttı, bunun azabını daha fazla artır diyecek. Evet. Bununla alakalı sunumumuzu web sitemizden bulabilirsiniz. Özet geçtim. Değerli arkadaşlar, bu 6. dersimizde 7 aşamada ahiret konusu. Böylelikle bu mevzuyu tamamlamış olduk. Özetleyecek olursak, son saat diyor Kur'an-ı Kerim, es-sa'a diyor. Kur'an'da kainat sisteminin sona erdirilmesi hakkında es-sa'a, son saat kelimesi geçer. Türkçe kıyamet diye. Türkçe'de kullandığımız kıyamet aslında Kur'an-ı Kerim'de es-sa'a'dır, tamam mı? Kıyamet ise yeni sistemin kurulmasıdır.
Yani yeni bir sistem kurulacak, yeni bir düzen kurulacak, gök, yeni bir gök, yer, yeni bir yer olacak. Ayet-i Kerime var bununla alakalı. Bu derslerde bunu anlatmıştık. Ve ahiret hayatı başlayacak. Yani iki dünyaya iman ediyoruz ya, biz çift dünyalıyız. Bu dünya bir de öbür dünya. Müslüman çift dünyaya iman ediyor. Tek dünyalı değildir. Dolayısıyla biz öldükten sonra yeniden dirilmeyle beraber ikinci asıl hayat başlıyor. Son zaten yani kıyamet dediğimiz Türkçe'de ne zaman kopacağını biliyor muyuz? Kıyameti bilmiyoruz. Bildirilmedi. وَعِنْدَهُ مَفَادِيهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ Gaybın bilgisi Allah'adır. Allah'tan başkası onu bilemez. Peygamberler dahil Allah bu bilgiyi kimseyle paylaşmamıştır. Kim diyorsa kıyamet şu zaman şu tarihte Kur'an'a muhalif davranıyor demektir. Doğru söylemiyor demektir değerli kardeşler. Bununla alakalı ayetleri gelmeyi görürsünüz. Kafanıza mı yazıyorsunuz, deftere mi yazıyorsunuz? Bu yani anlattıklarım gaybı kimsenin bilemeyeceğiyle alakalı ayet kelimeleri aşağıdaki notlar halinde yazmış bulunuyoruz. Merak edenler internette dolaşabilirler bu sunuma. Evet, 7 aşamada ahiret mevzunu böylelikle tamamlamış olduk. Şuraları bir dolduralım. Arkada yığılıyorlar genelde. Evet, namazdan erken çıkmak durumunda olan kardeşlerimiz de önde namaz kılmasın. Yani şimdi yer ayağa çıkıyorlar olmuyor. Yani erken çıkmak olan durumda olanlar, durumu sahip olmayanlar, işi gücü olanlar arkadan da kılarsa daha iyi olur. Bir de safları sık ve düzgün tutmayı da biraz daha öğrenelim. Adam diyor ki hocam diyor, adam benimle konuşmuyor. Müslüman Müslümanlık zaten 3 günde fazla konuşmaması haram ayrı bir konu. Camide bile benim olduğum yerde namaz kılmıyor, yanımda durun gidip öbür tarafı namaz alıyor. Böyle bir Müslümanlık bizim kitabımızda yok arkadaş. Yok, var mı? Yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynı safta namaz kılacağız, aynı kâbeye, aynı kıbleleriz, aynı Allah'a, aynı peygamber iman edeceğiz. Camide küskün. Bir yerde bir yanlışlık var. Değil mi? Bu, ya, bu doğru bir davranış değil. Cami diyor. Ne demek cami? Ne demek? Toplanma yeri. Toplanma yeri. Toplayan, bir araya getiren, bizi bir araya getirecek. Kalplerimizi de bir araya getirecek. Safları sık ve düzgün tutun diyoruz. Ne demek? Safları sık ve düzgün tutun. Safları düzgün tutmak, sık tutmak demek namazda sadece sık tutmak anlamında değil. Bu da bunun örneğini göster. Namazdan sonra da çarşıda, pazarda yani sosyal hayatta da birlik içinde, beraberlik içinde ol demektir değerli arkadaşlar.